9. bölüm. Bilinçaltının gücünü zenginlik için nasıl kullanırsınız? Zenginlik bilinçaltının iknasıdır. Zihninizde zenginlik fikrini oluşturun. Maddi zorluklar yaşıyorsanız, iki yakınızı bir araya getirmeye çalışıyorsanız, bu bilinçaltınızı her zaman bol paranız olacağı, bir kısmını biriktireceğiniz konusunda ikna etmediğiniz anlamına gelir. Haftada birkaç saat çalışıp çok para kazanan insanlar tanıyorsunuzdur. Bu kişiler köle gibi kendilerini paralayarak çalışmazlar. Sadece alın teriyle çok çalışarak zengin olunabileceği hikayesine inanmayın. Öyle değildir. En iyisi zahmetsiz yaşanan hayattır. Sevdiğiniz şeyi yapın. Bunu keyfi ve heyecanı için yapın. Los Angeles'ta bol sıfırlı maaş alan bir yönetici tanıyorum. Geçen yıl 9 aylık bir gemi seyahatine çıktı ve dünyayı gezdi. Bir sürü güzel yer gördü. Bana bilinçaltının bu kadar paraya değeceği konusunda ikna etmeyi başardığını söyledi. Şirketinde işi ondan daha iyi bildikleri ve belki de daha iyi yöneticilik yapabilecekleri halde onun onda biri kadar maaş alan insanlar vardı. Ancak bu kişilerin hırsları ve yaratıcı fikirleri yoktu. Bilinçaltının mucizeleriyle ilgilenmiyorlardı. Zenginlik zihindedir. Zenginlik, bilinçaltının birey tarafından ikna edilmesinden başka bir şey değildir. Ben milyonerim. Ben milyonerim diyerek milyoner olamazsınız. Zihninizde zenginlik ve bolluk fikrini oluşturarak zenginlik bilincine varabilirsiniz. Görünmeyen destek unsurları. Birçok kişinin en büyük sorunu görünmeyen destek unsurlarının olmamasıdır. İşleri kötü gittiğinde borsa düştüğünde ya da yatırımda kayba uğradıklarında çaresiz görünürler. Bu güvensizliğin nedeni bilinçaltını nasıl kullanacaklarını bilmemeleridir. İçlerindeki tükenmek bilmeyen depodan haberleri yoktur. Yoksulluğa yatkın bir zihni olan kişi kendini yoksulluk koşullarında bulur. Zihni zenginlik fikirleriyle dolu bir başkası ise etrafının ihtiyaç duyduğu her şeyle kuşatıldığını görür. Hiç kimsenin kaderinde yoksul bir hayat yoktur. Zenginliğe ihtiyaç duyduğunuz her şeye fazlasını biriktirebileceğiniz kadar paraya sahip olabilirsiniz. Sözcükleriniz zihninizi yanlış fikirlerden arındıracak ve doğru fikirleri yerlerine oturtacak güce sahiptir. Zenginlik bilinci oluşturmak için ideal yöntem. Belki de bu bölümü okurken şöyle diyorsunuzdur. Benim zenginliğe ve başarıya ihtiyacım var. Yapacağınız şey günde 3 ya da 4 kez 5 dakika süreyle kendi kendinize şunu tekrarlamak. Zenginlik, başarı. Bu sözcüklerin çok büyük bir gücü vardır. Bilinçaltının iç gücünü temsil ederler. Zihninizi içinizdeki bu büyük güce demirleyin. Sonrasında bununla bağlantılı koşul ve durumlar hayatınızda kendini gösterecektir. Ben zenginim derken içinizdeki gerçek güçler üzerinde durmuş olursunuz. Zenginlik derken zihinde hiçbir çatışma yoktur. Dahası siz zenginlik fikri üzerinde durdukça içinizdeki zenginlik hissi de gelişir. Zenginlik hissi zenginliği yaratır. Bunu hiç unutmayın. Bilinçaltınız banka ya da bir evrensel finans kurumu gibidir. Yatırdığınız ya da sunduğunuz fikre göre karşılık verir. Bu zenginlik ya da yoksulluk olabilir. Siz zenginliği seçin. Zengin olma hayaliniz neden gerçekleşmiyor? Yıllardır aynı şeyden şikayet eden bir sürü insanla konuştum. Haftalarca, aylarca bunu söyledim. Ben zenginim, ben varlıklıyım dedim. Ama hiçbir şey olmadı. Onların ben zenginim, ben varlıklıyım derken içten içe kendilerine yalan söylediklerini hissettiklerini fark ettim. Bir adam şöyle demişti. Yorulana kadar varlıklı olduğumu beyan ettim. Şimdi her şey daha kötü. Bu ifadeyi dile getirirken doğru olmadığını biliyordum zaten. İfadeleri bilinci tarafından reddedilmişti. Olumlama tekniğine başvurup dile getirdiği şeyin tam tersi ortaya çıkmıştı. Olumlama ifadeniz net olduğunda ve zihinsel çatışma ya da anlaşmazlık yaratmadığında çok başarılı olur. Bu adamın ifadeleri durumu daha kötüleştirmişti. Çünkü onun yoksunluğunu telkin ediyorlardı. Bilinçaltı sıradan sözcük ve ifadeleri değil sizin gerçekten doğru olduğunu inandıklarınızı kabul eder baskın bir fikir ya da inanç bilinçaltı tarafından her zaman kabul edilir. Zihinsel çatışmalardan kaçınmanın yolu Aşağıda bu zorluğu yaşayanlar için çatışmanın üstesinden gelmenin ideal yoluna yer verilmektedir. Bu ifadeleri özellikle uyumadan önce sık sık tekrarlayın. Her gün ve gece kazandıklarımla refahım artıyor. Bu beyan herhangi bir anlaşmazlık yaratmaz. Çünkü bilinçaltınızın maddi yoksunluk izlenimiyle ters düşmez. Satışları ve gelirleri çok düşük olan ve büyük endişe yaşayan bir iş adamına ofisinde oturmasını, sükunete bürünmesini ve şu ifadeyi tekrarlamasını önermiştim. Satışlarım her geçen gün gelişiyor. Bilinç ve bilinçaltının işbirliğini içeren bu ifade başarılı sonuçlar doğurdu. Açık çekler imzalamayın. Doğru dürüst iş yok, kriz var kredileri ödeyemeyeceğim için evimi kaybedeceğim gibi ifadeler kullanırsanız açık çek imzalamış olursunuz. Gelecekle ilgili korkularla doluysanız yine boş bir çek imzalar ve olumsuz koşulları kendinize çekersiniz. Bilinçaltınız korkunuzu ve olumsuz ifadenizi istik kabul eder ve hayatınıza engeller. Ertelemeler, yoksunluklar, sınırlamalar getirmek için işe koyulur. Bilinçaltınız size bileşik faiz verir. Zenginlik duygusuna sahip olan kişinin zenginliğine zenginlik katılır. Yoksunluk duygusu yaşayan kişinin yoksunluğuna yoksunluk katılır. Bilinçaltınız ona yatırdığınız her şeyi çarparak katlar ve büyütür. Her sabah uyandığınızda refah, başarı, zenginlik ve huzur düşüncelerinizi bilinçaltınıza yatırın. Bu kavramlar üzerinde durun. Zihninizi sık sık bunlarla meşgul edin. Bu yapıcı düşünceler bilinçaltınızda yatırımlar olarak yolunu bulacak ve sonunda da bolluk ve refah getirecektir. Neden hiçbir şey olmadı? Ben bunu yaptım ama hiçbir şey olmadı dediğinizi duyar gibiyim. Sonuç alamadınız. Çünkü belki 10 dakika sonra korku dolu düşüncelere kapıldınız ve beyan ettiğiniz olumlu düşünceyi etkisiz hale getirdiniz. Toprağa bir tohum ektinizde aynı gün kazmaya başlamazsınız kök salmasını ve büyümesini beklersiniz. O ödemeyi yapamayacağım demek üzere olduğunuzu düşünelim. O ödeme diye başlar başlamaz durun. Bunu birçok açıdan refaha ulaşacağım gibi yapıcı bir ifadeye dönüştürün. Zenginliğin gerçek kaynağı. Bilinçaltınız hiçbir zaman fikir eksikliği çekmez. Her zaman orada bilincinize akmaya hazır, cebinizde nakde dönüşecek sayısız fikir vardır borsanın düşüp yükselmesinden, sterlin ya da doların değer kaybetmesinden bağımsız olarak bu süreç zihninizde devam etmeyi sürdürecektir. Zenginlik asla bonolara, hisse senetlerine, bankadaki paraya tam olarak bağlı değildir. Bunlar yalnızca semboldür. Gerekli ve yararlıdır elbette ama yalnızca semboldür. Vurgulamak istediğim nokta şu. Eğer bilinçaltınızı zenginliğe sahip olduğunuza, bunun hayatınızda var olduğunu ikna ederseniz, aldığı biçimden bağımsız olarak mutlaka zenginliğe kavuşursunuz. Yoksunluğun asıl nedeni Sürekli iki yakalarını bir araya getirmeye çalıştıklarını söyleyen insanlar vardır. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir mücadele veriyor gibi görünmektedirler. Hiç onların konuşmalarını dinlediniz mi? Çoğu kez konuşmaları aynı konu etrafında döner. Hayatta başarılı olan ve kendini göstermeyi bilen insanları karalayıp dururlar. O adam var ya düzenbazın teki. Acımasız üçkağıtçı derler. İşte bu yüzden yoksulluk çekerler. Arzuladıklarını, istediklerini, söyledikleri şeyi sürekli karalarlar. Varlıklı kişileri eleştirmelerin nedeni onların varlığını imrenmeleri ve haset etmeleridir. Zenginliğin kanat takıp uçarak gitmesini sağlamanın en hızlı yolu sizden daha zengin olan insanları eleştirmek ve karalamaktır. Zenginliğin önündeki engel Birçok kişinin hayatının zenginlikten yoksun olmasına yol açan bir duygu vardır. Birçok kişi bunu zor yoldan öğrenir. Bu duygu hasettir. Örneğin bir rakibinizin bankaya büyük miktarda para yatırdığını, ancak sizin yatıracak çok az paranızın olduğunu gördüğünüzde, bu haset duymanıza mı neden oluyor? Bu duygunun üstesinden gelmenin yolu, kendi kendinize, ne harika değil mi, o adamın varlığı beni çok sevindiriyor, ona çok çok daha büyük bir servet diliyorum demektir. Haset dolu düşüncelere sahip olmak size zarar verir. Çünkü sizi olumsuz bir duruma getirir. Bu durumda zenginlik yaklaşmak yerine sizden uzaklaşır. Eğer bir başkasının refahında ya da zenginliğinden rahatsızlık duyuyorsanız, hemen onun için daha büyük bir servet dilediğinizi her açıdan ifade edin. Bu zihninizdeki olumsuz düşünceleri etkisiz hale getirecek ve bilinçaltı yasasıyla büyük bir zenginliğin size doğru akmasını sağlayacaktır. Zenginliğe ulaşmak için zihninizdeki engeli yok edin. Dürüst olmayan yollardan para kazandığını düşündüğünüz biri için endişeleniyor ve onun için endişeleniyorsanız bundan vazgeçin. Eğer kuşkularınız doğruysa bu kişinin zihin yasasını kötüye kullandığını anlarsınız. Zaman içinde zihin yasası ona göz kulak olacaktır. Daha önce belirttiğimiz nedenlerle onu eleştirmemeye dikkat edin. Unutmayın, zenginliğin önündeki engel sizin zihninizdedir. Şimdi bu engeli ortadan kaldırabilirsiniz. Bunu zihninizde herkesle iyi anlaşarak yapabilirsiniz. Uyuyun ve zengin olun. Gece uykuya dalarken aşağıdaki tekniği uygulayın. Sessizce rahatça ve içinizden gelerek zenginlik sözcüğünü tekrarlayın. Bunu sanki bir tekerleme gibi defalarca tekrar edin. Uykuya bu sözcükle dalın. Sonuç sizi şaşırtacak. Zenginlik sizi bolluk çığının içine atacak. Bu bilinçaltının sihirli gücünün bir başka örneğidir. Hatırlanmaya değer fikirler. Bilinçaltınızın mutlak yardımıyla kolay yoldan zengin olmaya karar verin. Alın terinizle ve çok çalışarak zengin olmaya çalışmak, mezardaki en zengin insan olmanın bir yoludur köle gibi çalışmanıza gerek yoktur. Zenginlik bilinçaltının iknasıdır. Zihninizde zenginlik fikrini oluşturun. Çoğu insanın sıkıntısı görünmez destek unsurlarının olmamasıdır. Uyumadan önce 5 dakika süreyle yavaşça ve sessizce zenginlik sözcüğünü tekrarlayın. Böylece bilinçaltınız zenginliği hayatınıza geçirecektir. Zenginlik duygusu zenginliği doğurur. Bunu her zaman aklınızda tutun. Bilinciniz ve bilinçaltınız anlaşmalıdır. Bilinçaltınız doğru olduğunu hissettiğiniz şeyi kabul eder. Baskın fikir her zaman bilinçaltınız tarafından kabul edilir. Baskın fikir yoksulluk değil, zenginlik olmalıdır. Zenginlikle ilgili her türlü zihinsel çatışmanın üstesinden sık sık şunu tekrarlayarak gelebilirsiniz. Her gün ve gece kazandıklarımla refahım artıyor. Şu ifadeyi sık sık tekrarlayarak satışlarınızı arttırabilirsiniz. Satışlarım her geçen gün artıyor. İlerliyorum, genişliyorum ve her gün daha zengin oluyorum. Doğru dürüst iş yok, kriz var gibi sözlerle açık çek imzalamaktan vazgeçin. Bu ifadeler sadece kayıtları artırır. Bilinçaltınıza refah, varlık ve başarı yatırın. Bunlar size bileşik faiz verecektir. Bilinçli olarak beyan ettiğiniz şeyi birkaç dakika sonra zihinsel olarak reddetmemelisiniz bu beyan ettiğiniz olumlu ifadeyi etkisiz hale getirecektir. Gerçek zenginlik kaynağınız zihninizdeki fikirlerden oluşur. Milyonlarca dolarlık bir fikriniz olabilir. Bilinçaltınız size aradığınız fikri verecektir. Haset ve kıskançlık zenginliğin önündeki engellerdir. Başkalarının zenginliğinden keyif alın. Zenginliğin önündeki engel sizin zihninizdir. Zihninizde herkesle iyi geçinerek bu engeli ortadan kaldırın. 10. Bölüm Zengin olma hakkınız Parayı temel amacınız hale getirmeyin. Refah, mutluluk, huzur ve sevgi talep edin. Siz kişisel olarak sevgi ve iyi niyet yayın. O zaman bilinçaltınızda size bunların karşılığını bileşik faizle ödeyecektir. Sizin de zengin olma hakkınız vardır. Boğuluk içinde bir yaşam sürmek, mutlu, keyifli ve özgür olmak için buradasınız. Bu nedenle, dolu dolu, mutlu refah içinde bir yaşam sürmek için ihtiyaç duyduğunuz paraya sahip olmanız gerekir. Siz gelişmek, manevi, zihinsel ve maddi olarak ilerlemek için buradasınız. Kendini tam anlamıyla geliştirme ve tüm potansiyelinizle ifade etme hakkınız var. Bunun önemli yönlerinden biri de, İstemeniz halinde çevrenizi güzelliklerle ve lüksle kuşatma yeteneğinizdir. Bilinçaltınızın zenginliklerinin keyfini sürebileceğiniz halde, neden yettiği kadarıyla idare edersiniz? Bu bölümde parayla dost olma öğreneceksiniz. Bunu öğrendikten sonra ihtiyaç duyduğunuz paraya hatta daha fazlasına sahip olacaksınız. Kimsenin zengin olma arzunuz yüzünden kuşkuya düşmenize ya da utanç duymanıza neden olmasına izin vermeyin en derin aşamada bu, daha dolu dolu, mutlu, harika bir yaşam sürme arzusudur. Kozmik bir dürtüdür. İyi değil, çok iyi bir şeydir. Para bir semboldür. Para bir değiş tokuş sembolüdür. Size göre sadece istediğiniz özgürlüğün değil, aynı zamanda güzelliğin, rafineliğin, bolluğun ve lüksün de sembolüdür. Aynı zamanda ulusun ekonomik sağlığının bir sembolü olarak görülmektedir. Kanınız vücudunuzda serbestçe dolaşırken sağlıklısınızdır. Para hayatınızda serbestçe dolaşırken de ekonomik olarak sağlıklısınızdır. İnsanlar paraları istiflemeye, teneke kutuları koyup kaldırmaya ve korkmaya başladıklarında ekonomik açıdan hasta hale gelirler. Bir sembol olarak para yüzyıllar boyunca pek çok farklı biçim almıştır. Aklınıza gelebilecek her şey bir zamanlar bir yerde para yerine geçmiştir altın ve gümüşün yanı sıra bunlar arasında tuz, incik, boncuk ve çeşitli türlerde süsler sayılabilir. Eskiden insanların zenginliğini koyunlarının ve büyükbaş hayvanlarının sayısı belirliyordu. Artık parayı ve nakde çevirebilir diğer evrakları kullanıyoruz. Bunun nedenlerinden biri çok açık. Ödemeleri yaparken çek yazmak yanında birkaç koyun taşımaktan çok daha güvenli. Zenginliğe giden yolda yürümek Bilinçaltınızın güçlerini anladığınızda elinizde her türde manevi, zihinsel ve maddi zenginliğe giden yolun bir haritası olur. Zihnin yasalarını öğrenme zahmetine katlanan biri asla yokluk çekmeyeceğini bilir ve buna inanır. Ekonomik krizden, borsadaki dalgalanmalardan, bunalımlardan, grevlerden, yükselen enflasyondan hatta savaştan bağımsız olarak ihtiyaçları bol bol karşılanacaktır. Bunun nedeni zenginlik fikrini bilinçaltına iletmiş olmasıdır. Sonuç olarak nerede olursa olsun ihtiyaçları karşılanır. Zihninde kendini paranın hayatında serbest dolaştığına ve her zaman ihtiyacından fazlasını bulacağını ikna etmiştir. Bunu talep ettiğinde olur. Yarın bir ekonomik çöküntü yaşasa ve varlığı değersiz hale gelse de o zenginliği çekebilecektir krizi rahatça atlatacak hatta bundan yarar sağlayacaktır. Neden daha fazla paranız yok? Bu bölümü okurken ben bundan daha büyük bilgileri hak ediyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Bence bu çoğu insan için geçerli. Gerçekten daha fazlasına sahip olmayı hak ediyorlar ama bu pek mümkün görünmüyor. Bu insanların daha fazla paraya sahip olmamasının nedenlerinden biri İçlerinden ya da açıkça parayı kötülemeleri ve ellerinin kiri olarak görmeleri. Çocuklarına ve arkadaşlarına para sevgisinin bütün kötülüklerin kökü olduğunu söylüyorlar. Refaha kavuşamamalarının bir başka nedeni de yoksulluğun bir tür erdem olduğuna ilişkin duyguları. Bilinçaltı kalıbı çocukluktaki eğitime bağlı olabilir ya da dini unsurların yanlış yorumlanmasından kaynaklanabilir. Para ve dengeli bir hayat bir keresinde bir adam yanıma gelip şöyle demişti. Beş parasızım ama sorun değil. Paradan hoşlanmıyorum. Para bütün kötülüklerin kaynağı. Bu ifadeler karışık, nevrotik bir zihnin düşüncelerini temsil ediyor. Parayı başka her şeyi bir kenara bırakacak kadar sevmek dengesiz bir hayat sürmenize neden olur. Siz gücünüzü ve otoritenizi bilgece kullanmak için buradasınız. Bazı insanlar güce, bazıları ise paraya düşkündür. Eğer yüreğiniz para için çarpıyorsa ve tek istediğim şey para. Tüm dikkatimi para biriktirmek üzerinde yoğunlaştırıyorum. Başka hiçbir şey önemli değil diyorsanız para kazanabilir ve bir servet yaratabilirsiniz. Ama ne pahasına? Dengeli bir yaşam sürmek için burada olduğunuzu unutursunuz. Zihin huzuru, uyum, sevgi, keyif ve mükemmel sağlığa yönelik açlık duygunuzu da tatmin etmeniz gerekir. Parayı birinci hedefiniz yapmaya karar verirseniz yanlış bir seçim yapmış olursunuz. Önce tek istediğinizin para olduğunu düşünürsünüz ama sonra çabalarınızın ardından ihtiyaç duyduğunuz tek şeyin para olmadığını anlarsınız. Ölüm döşeğindeki hiç kimse para kazanarak daha fazla zaman geçirmiş olmayı dilemez. Aynı zamanda gizli yeteneklerinizin gerçek ifadesini, hayatta doğru yeri, güzelliği, başkalarının refahına ve başarısına daha fazla katkıda bulunmayı da arzularsınız. Bilinçaltının yasalarını öğrenerek isterseniz milyonlarca dolara sahip olabilirsiniz. Bu arada zihin huzurunuzu, uyumu, mükemmel sağlığı ve kusursuz ifadeyi de koruyabilirsiniz. Yoksulluk zihinsel bir hastalıktır. Yoksulluk bir erdem değildir. Diğer zihinsel hastalıklar gibi bir hastalıktır. Eğer fiziksel olarak hasta olsaydınız bir şeylerin ters gittiğini fark ederdiniz. Yardıma başvurur, durumu bir an önce iyileştirmeye çalışırdınız. Aynı şekilde eğer hayatınızda sürekli dolaşan yeterince paranız yoksa köklü bir sorununuz var demektir. İçinizdeki hayat prensibinin dürtüsü büyümeye, gelişmeye ve hayata bereket katmaya yöneliktir. Siz barakada yaşamak, paşavraya dönmüş giysiler giymek ve aç dolaşmak için burada değilsiniz.'' mutlu, refah içinde ve başarılı olmalısınız. Neden parayı asla eleştirmemelisiniz? Zihninizi para hakkındaki garip ve bağıtlı inançlardan temizleyin. Parayı asla kötü ve pis olarak görmeyin. Bunu yaparsanız paranın kanat takıp uçarak sizden uzaklaşmasına neden olursunuz. Yargıladığınız şeyleri kaybedeceğinizi unutmayın. Eleştirdiğiniz şeyi kendinize çekeceğinizi bilin. Paraya yönelik doğru tutumu belirlemek. İşte size paranızı çoğaltmak için uygulayabileceğiniz basit bir teknik. Aşağıdaki ifadeleri günde birkaç kez kullanın. Parayı seviyorum. Onu bilgece, yapıcı ve adil bir şekilde kullanıyorum. Para hayatımda sürekli dolaşıyor. Onu keyifle serbest bırakıyorum ve bana harika bir biçimde artarak geri dönüyor. Bu çok çok güzel. Para bana bol bol bir çığ gibi büyüyerek geliyor.'' parayı sadece iyi nedenler için kullanıyorum. İyi durumda olduğum ve zihnimin zenginliği olarak gördüğüm için şükran duyuyorum. Bilimsel düşünen biri paraya nasıl bakıyor? Diyelim ki yerin altında zengin bir altın, gümüş, kurşun, bakır ya da demir damarı keşfettiniz. Bunların kötü olduğunu söyler miydiniz? Elbette hayır. Bütün kötülükler insanoğlunun karanlık görüşlerinden, cehaletinden, hayatı yanlış yorumlamasından ve bilinçaltını yanlış kullanmasından kaynaklanır. Para sadece bir sembol olduğundan değiş dokuş aracı olarak kurşun, teneke ya da başka bir metal de kullanabilirdik. 20. yüzyılın başlarında ABD'nin 10 cent ve 25 centleri gümüşten yapılıyordu. Sonra devlet bunları daha ucuz metalden yapmaya başladı. Ama kullanılan metalin değeri düşse de paranın değeri hala 20 sentti. Bir fizikçi size bir metalle diğer arasındaki tek farkın metalin türü ve atomlardaki elementer partikül sayısı olduğunu söyleyecektir. Bir metal üzerine partikül akımı uygulayarak onu başka bir metale dönüştürebilirsiniz. Daha baz metallerden altın üretmeye çalışan simyacının hayalini böylece anlayabiliriz. Peki sonra altın kurşundan daha faziletli ya da kötü değildir. Onlar farklı özellikleri olan farklı maddelerdir. O kadar. Bunun tek nedeni tarih boyunca insanların altını kurşundan daha çok sevmeleri ya da ondan daha çok nefret etmeleri yüzünden altının değerli kabul edilmesidir. Zenginlikle ilgili her türlü zihinsel çatışmanın üstesinden sık sık şunu tekrarlayarak gelebilirsiniz. Her gün ve gece kazandıklarımla refahım artıyor. Haset ve kıskançlık zenginliğin önündeki engellerdir başkalarının zenginliğinden keyif alın. Para elimin kiri ya da paraya zerre kadar önem vermiyorum ifadelerini asla kullanmayın. Eleştirdiğiniz şeyleri kaybedersiniz. Para kendi başına iyi ya da kötü değildir. Sizin düşünceniz onun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu belirler. İhtiyacınız olan parayı nasıl kendinize çekersiniz? Yıllar önce Avustralya'da en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyleyen genç bir adamla tanıştım. Fen dersleri alıyordu ve çok başarılıydı ama tıp fakültesinde okuyacak parası yoktu. Annesiyle babası ölmüştü. Geçimini sağlamak için yerel hastanede doktorların muayenehanelerini temizliyordu. Ona toprağa ekilen bir tohumun büyümek için ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisine çektiğini anlattı. Yapması gereken tek şey tohumdan ders almak ve gerekli fikri bilinçaltına eklemekti. Genç adam her gece uyumadan önce gözünde üzerinde kocaman harflerle kendi adının yazılı olduğu tıp diplomasını gözünde canlandırdı. Diplomanın ayrıntılarını kafasında yaratmak için hiç zorlanmıyordu. İşi gereği doktorların muayenehanelerinin duvarlarında asılı olan çerçeveli diplomaların tozunu alıyordu ve bu arada hepsini dikkatle inceliyordu. Dört ay boyunca her gece bu gözünde canlandırma tekniğini uyguladı. Sonra muayenehanesini temizlediği doktorlardan biri ona doktor asistanı olmak isteyip istemeyeceğini sordu. Onun çeşitli tıbbi beceriler edinmek üzere göreceği eğitimin masraflarını karşılayacak sonra da asistanı olarak iş verecekti. Genç adamın başarısından ve kararlılığından öylesine etkilendi ki daha sonra onun tıp fakültesine gitmesine de yardımcı oldu. Bu genç adam Kanada, Montreal'de önemli bir doktor olarak göreve başladı. Genç adam çekim yasasını öğrendiği için başarılı oldu bilinçaltını doğru şekilde nasıl kullanacağını öğrendi. Bu eski bir değişi hatırlatıyordu. Sonu açıkça görürsen bu sonu gerçek kılmak için gerekli unsurları yerine getirirsin. Bu vakada son doktor olmaktı. Genç adam doktor olduğunu hayal edebiliyor, görebiliyor, bunun gerçekliğini hissedebiliyordu. Bu fikirle yaşıyordu. Bunu ayakta tutuyor, besliyor ve seviyordu. Sonunda gözünde canlandırma tekniği sayesinde fikir bilinçaltının derinliklerini işledi ikna haline geldi. Bu ikna ona rüyasının gerçek olması için ihtiyaç duyduğu her şeyi getirdi. Neden bazı insanlar zam alamazlar? Diyelim ki büyük bir şirkette çalışıyorsunuz. Hakkınız olan ücreti alamadığınızı düşünüyorsunuz. İşverenlerinizin sizi takdir etmediğini düşünüp öfkeleniyorsunuz. Daha fazla parayı ve daha fazla takdiri hak ettiğiniz düşüncesi etrafında dönüp duruyorsunuz. İşvereninize yönelik zihinsel bir muhalefet yaşayarak Bilinçaltınızda o şirketle olan bağlarınızı koparıyorsunuz. Bir süreci harekete geçiriyorsunuz. Sonra bir gün şefiniz size sizinle yollarımızı ayırmamız gerek diyor. Aslında kendi kendinizi kovmuş oluyorsunuz. Şefiniz kendi olumsuz zihinsel durumunuzun onun aracılığıyla teyit edildiği bir araç rolü üstleniyor. Bu etki tepki yasasının bir örneğidir. Etki düşünceniz, tepki ise bilinçaltınızın verdiği karşılıktır. Zenginliğe giden yoldaki engeller. Zaman zaman kimilerinin üç kağıtçılık yapmadan çok para kazanılmaz dediğini duymuşsunuzdur. Böyle konuşan ya da düşünen biri büyük olasılıkla maddi bir rahatsızlık yaşıyordur. Belki kendisinden daha başarılı olmuş, daha büyük kaynaklar elde etmiş eski arkadaşlarını haset ediyor ve buna üzülüyordur. Eğer öyleyse bu adam kendi zorluklarını kendi yaratıyor demektir o arkadaşları hakkındaki olumsuz düşünceleri ve onların zenginliği hakkındaki yargıları varlığının ve zenginliğin ondan uzaklaşmasına neden olacaktır. Sizi sürekli yargılayan birinin yanında kalmak ister miydiniz? Elbette hayır. Zenginlik de kendisini yargılayan birinin yanında durmaz. Bu adam dileğinin peşinden gitmektedir. Dileğiniz iki şekilde dile getirmektedir. Bir yandan zenginliğin bana doğru akmasını diliyorum demekte de, Ardından da o adamın zenginliği kirli ve kötü ifadesini kullanmaktadır. Bu çelişki yoksulluğun ve üzüntünün en önemli nedenlerinden biridir. Her zaman bir başkasının zenginlik ve refahından keyif almaya önem verin. Yatırımlarınızı koruyun. Eğer yatırımlarınız konusunda yönlendirilme ihtiyacı duyuyorsanız ya da hisse senetleriniz ve bonolarınızla ilgili endişeleniyorsanız yavaşça şöyle deyin: Sınırsız zeka benim bütün finansal işlemlerimi yönetiyor ve gözlüyor. Yaptığım her şey varlığımı artıracak. Bunu sık sık inançla ve güvenle yaparsanız akıllıca yatırımlar yapmak konusunda yönlendirildiğinizi göreceksiniz. Dahası, riskli alım satımlar yapmanıza izin verilmeyeceği için kaybınızın olması engellenecek ve korunmuş olacaksınız. Hiçbir şey bedava değildir. Büyük mağazalarda yönetim insanların hırsızlık yapmasını önlemek için güvenlik görevlileri ve mağaza dedektifleri tutar. Her gün bedava bir şeylere sahip olmaya çalışan insanlar yakalarlar. Böyle bir şeyi yapan kişi yoksulluk ve kısıtlamaların hakim olduğu bir zihinsel atmosfer içindedir. Başkalarından bir şeyler çalarken aslında kendi huzurlarını, uyumlarını, inançlarını, dürüstlüklerini, iyi niyetlerini ve güvenlerini çalmaktadırlar. Dahası bilinçaltlarına gönderdikleri mesajlar onlara kayıpları getirmektedir. Kişilik Prestij, sosyal statü ve zihinsel huzur kaybı Bu insanlar zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamazlar. İhtiyaç duydukları şeylerin kaynağına inançları yoktur. Zihinsel olarak bilinçaltlarının güçlerini güvenebilselerdi ve gerçek ifadeye yönlendirebildiklerini anlayabilselerdi, iş ve bollukla karşılaşabilirlerdi. Sonra dürüstlük, samimiyet ve sebat sayesinde hem kendilerine hem de topluma büyük ölçüde yararlı olabilirlerdi. Sürekli para tedariki Özgürlüğe, rahatlığa ve ihtiyaç duyulan zenginliğin sürekli tedarikine giden yol, bilinçaltının güçlerini ve düşüncenizle zihinsel ingillerinizin yaratıcı gücünü fark etmektir. Kendi zihninizdeki bereketli yaşamı kabul edin. Zenginliğe dair zihinsel kabul ve beklentilerin kendi matematiği ve ifade mekaniği vardır. Zenginlik ruh hali içine girdiğinizde bereketli bir yaşam için gerekli olan her şey hayata geçecektir. Şunu her gün tekrarlayın ve yüreğinizi kazıyın. Ben bilinçaltımın sınırsız zenginliklerine sahibim. Zengin, mutlu ve başarılı olmak benim hakkım. Para bana özgürce, bol bol ve durmadan akıyor. Gerçek değerimin sonuna kadar bilincindeyim. Yeteneklerimi özgürce kullanıyorum ve maddi açıdan harika bir biçimde ihya alıyorum. Bu harika. Hatırlamaya değer fikirler. Zenginliğin hakkınız olduğunu iddia edecek kadar cesur olun. Derin zihniniz bu iddianızı gerçekleştirecektir. Sadece sizi idare edecek kadar para istemeyin. Yapmak istediğiniz her şeyi dilediğiniz zamanda yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bütün parayı isteyin. Bilinçaltınızın zenginlikleriyle haşır neşir olun. Para hayatınızda serbestçe dolaşırken ekonomik açıdan sağlıklısınızdır. Parayı gel git gibi görürseniz bol bol paranız olur. Gel git de suların alçalması ve yükselmesi süreklidir. Sular çekildiğinde yeniden kabaracağından emin olabilirsiniz. Bilinçaltınızın yasalarını bildiğinizde paranın aldığı şekilden bağımsız olarak bol paraya kavuşabilirsiniz. İnsanların iki yakalarını bir araya getirmekte zorlanmalarının ve hiçbir zaman yeterli paraya sahip olamamaları nedenlerinden biri parayı yargılamalarıdır. Yargıladığınız şeyler kanat takıp uçarak sizden uzaklaşır. Parayı tanrılaştırmayın. O sadece bir semboldür. Gerçek zenginliklerin zihninizde olduğunu unutmayın. Siz dengeli bir yaşam sürmek için buradasınız. Bu ihtiyaç duyduğunuz bütün parayı kazanmayı da içerir. Parayı temel amacınız haline getirmeyin. Refah, mutluluk, huzur ve sevgi talep edin. Siz kişisel olarak sevgi ve iyi niyet yayın. O zaman bilinçaltınız da size bunların karşılığını bileşik faizle ödeyecektir. Yoksulluk bir erdem değildir. Bir zihin hastalığıdır. Kendinizi bu zihinsel çelişki ya da hastalıktan bir an önce kurtarmalısınız. Dünyaya barakada yaşamak, paçavralar giymek ya da aç dolaşmak için gelmediniz. Bolluk içinde bir yaşam sürmek için buradasınız. Para elimin kiri ya da paraya zerre kadar önem vermiyorum ifadelerini asla kullanmayın. Eleştirdiğiniz şeyleri kaybedersiniz. Para kendi başına iyi ya da kötü değildir. Sizin düşünceniz onun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu belirler. Sık sık şunu tekrarlayın. Parayı seviyorum. Onu bilgece, yapıcı ve adil bir şekilde kullanıyorum. Parayı keyifle serbest bırakıyorum ve bana harika bir biçimde artarak geri dönüyor. Para yerin altında bulabileceğiniz bakırdan, kurşundan, demirden ya da tenekeden daha kötü değildir. Bütün kötülük zihnin güçlerinin yok sayılmasından ya da yanlış kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Zihninizde nihai sonucu canlandırmanız, bilinçaltınızın karşılık vermesini ve zihinsel resmi gerçekleştirmesini sağlar. Bedavaya bir şey almaya çalışmayın. Hiç kimse size bedavaya yemek vermez. Bir şey almak için vermelisiniz. Hedefleriniz, idealleriniz ve girişimleriniz üzerinde yoğunlaşırsanız, derin zihniniz de sizi destekler. Zenginliğin anahtarı bilinçaltını zenginlik fikriyle aşılayarak onun yasalarını uygulamaktır. Parayı tanrılaştırmayın. O sadece bir semboldür. Gerçek zenginliklerin zihninizde olduğunu unutmayın. Siz dengeli bir yaşam sürmek için buradasınız. Bu, ihtiyaç duyduğunuz bütün parayı kazanmayı da içerir.